Merhaba dostlarım, ben Neyo. Bugün sizleri Türkçe rap'in en mükemmel kliplerinden ve işlerinden biriyle tanıştırmak istiyorum. Ülkemizde son zamanlarda değişen rap müzik sevkini hepiniz biliyorsunuzdur. Eskiden rap bir şeyler anlatırdı, şimdi anlatıyoruz sanılıyor. Bu projede emeği geçen herkesin fikrine, aklına sağlık. Arkadaşlarım da böyle bir projeye imza attıkları için gurur duyuyorum ve devamının geleceğini de bildiğim için çok mutluyum. Bunu bir başlangıç olarak görün. Şimdi birlikte klibi inceleyeceğiz. Sizlerden tek ricam elinizden geldiğince şarkıya gitmek ve destek olmanız. Ama lütfen Neo'dan geldik falan yazmayın. Sadece klip ve şarkıyla alakalı yorum yapılmasını istiyoruz. Bu şarkı kadın cinayetlerini anlatıyor serinin ilk kısmında ama öyle dümdüz bir şekilde değil. Her sahnede farklı bir kadının penceresinden izliyorsunuz klibi. Dilerseniz klibi ve şarkıyı inceleyelim, detayları zaten sizlere aktaracağım. İlk sahnemiz gayet normal başlıyor aslına bakarsanız. Parmaktan anladığımız kadarıyla evli bir kadın işe gitmek için hazırlanıyor. Fakat maalesef 2022 yılında bile hala ülkemizin çeşitli yerlerinde görülen bir davar kocamız var. Bunlar insanlığı veya standart erkekliği reddederler. Onlar senin benim gibi düz erkek değil. Onlar erkek. En az 7-8 tane R'leri bulunur. Ve inatla bunları arttırmak için yarışırlar. Klasik kadının giydiği kıyafetler üzerinde bu sahnede psikolojik bir şiddet uyguluyor. Sen pavyona mı gidiyorsun, işe mi gidiyorsun, o musun, bu musun? Ve tabii ki bunlar bile yetmeyince tehdit ediyor. Hala ilk kadındayız dostlar ve şu anda iş yerine geldi. Bakalım neler yaşayacak? Kimin umurunda, kimin umurunda? Onu bulmuş ama göz yummuşlar. Detaylar efsane dostlarım. Dikkat etmenizi istediğim kişi bu adam. Fark ettiyseniz kadını taciz eden pezevenk kılıklı patronun parmağında yüzük var, yani evli. Yine fark ettiyseniz bardakta İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyor. Maalesef hiç ummadığımız insanlardan hiç ummadığımız hareketler görebiliyoruz ve bu çok 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 üzücü. Sokaklarda falan da çok denk gelmişsinizdir. Bu sokak hayvanları için mama toplayan ya da kanser hastaları için para toplayan insanlar var ya. Açık konuşmak gerekirse bunların büyük bir çoğunluğuna yardım etmememin en büyük sebebi o paranın gerçekten oraya gittiğine emin değilim. Hatta çoğunun gitmediğini düşünüyorum. Sosyal medya duyarcıları hakkında konuşmak bile istemiyorum. Tavşan Rolpi olayı vardı belki hatırlarsınız. Saçma sapan influencerlar evet makyaj malzemeleri için hayvanlar üzerinde deney yapılmasın diyor. Bir sonraki story'e bakıyorsun hayvanlar üzerinde direkt deney yaparak onlardan elde edilen malzemelerle kullanılan kremin reklamını yapıyor. Böyle ikiyüzlü bir piyasa işte. Yapacak hiçbir şey yok. Kimin umurunda suçluyum doğduğum için, neden öldüğümü sorduğum için, her şeyi düpedüz aleyhime işler. Kadın olduğum için. Bir başka sahnedeyiz. Abimiz Nakit gazetesini okuyor. Nakit'in kim olduğunu anlamışsınızdır diye umuyorum. Çok iyi bir detay. Gazetede kadın cinayetleri kimin umurunda yazıyor ve tam karşısında bir kadın var. Aslında öldürülen kişi o. Dediğim gibi klibi aslında birden fazla kadının gözünden izliyorsunuz. Nakit gazetesini okuyan abimiz bacaklarını Süveyş kanalı gibi açmış, ulusa sesleniyor. Benim penisim var. Gri tişörtlü arkadaşa dikkat çekmenizi istiyorum dostlar. Eli yüzü çok temiz geliyor öyle değil mi yani? Çok bir şey beklemezsiniz dışarıdan bakıldığında. Genelde çünkü bunu mülteciler yapıyor da. Bu arada lafı açılmışken hashtag ülkemde sapık mülteci istemiyorum. Beni duymazlar, beni tanımazlar. Bir gün ölsem bile bir de konuşurlar benim hakkımda ama korkarlar. Bir gün ölsem bile hamilesin dedi, bakiresin dedi, fahişesin benim hakkımda. Beni soktuğunu sen kalıbı yıkar, kadın olman niye kalır altında. Dışarıdan bakıldığında çok böyle tipinden dolayı anlaşılmayacak bu insan kadının video ve fotoğraflarını çekiyor. Bu detayı neden verdiğimi de şöyle söyleyeyim. Patronda da bu detayı vermiştim çünkü. Böyle şeyleri genelde böyle façası bozuk gençler yapar gibi bir algı var ya. Dış görünüşe çok da aldanmamak gerekiyor dostlar. Tekrardan söylüyorum, hiç beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz şeyler yapılabiliyor ki klipte genel olarak bu mesaj verilmeye çalışılmış. Hemen başka sahneye geçiyoruz. Video ve fotoğrafları çekilen bu kadın titreyerek abisini arıyor. Burada da çok güzel bir mesaj var. Fark ettiyseniz kadın evli olmasına rağmen abisini arıyor, eşini aramıyor. Ve yine fark ettiyseniz polisi de aramıyor dostlar. Polisi aramıyor. Evet. Bence yeteri kadar açık olduğunu düşünüyorum. Zaten şarkının bir sözünde tam olarak şu geçiyor. Kalır dünyanın aksanı. Yine manşetim her yere baksaydım. Belki de ölmezdim. Karakola gitmek yerine bir tweet atsaydım. Başka bir kadının gözünden şu anda klibi izliyorsunuz. Gece vakti sokakta yürürken tedirgin bir şekilde yürüyor ve arkasından birisi takip ediyor. Sokakta takip edilen kadın eve gelince birdenbire deliren kocasıyla tartışıyor ve dayak yiyor. Yine fark ettiyseniz koca çok normal görünüyor. Beyaz yakalı, İçinde gücünde birisi gibi. Televizyonda, haberlerde ise İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor. Adamın söylediklerini zaten duyuyorsunuz. Ben çalışıyorum, eve getiriyorum, yetmiyor mu? Baksana neler yapacağım gibi gibi. Daha sonra deliren adam içeriden muhtemelen bıçağı veya başka bir şey almaya gidiyor. Bunu gören kadın öldürüleceğini anlıyor ve evden kaçıyor. Adam kadının peşinden gidiyor ve bakalım sonunda neler oluyor. Thank you.
vurmuşlar, beni vurmuşlar. Kimin umurunda, kimin umurunda? Evet, ne bekliyordunuz ki? Sarılıp öpüşüp eve geri mi gideceklerdi? Beni vurmuşlar, kimin umurunda? Onu bulmuş ama göz yummuşlar. Kimin umurunda? Sizi duymuşlar ama korkmuşlar. En sevdiğim sahne bu oldu. Arabadan inen takım elbiseli insanların kim olduğuna kendiniz karar verin dostlarım. İster siyasi, ister iş adamı, ister mafya, ne isterseniz. Ben siyasiden yanayım ki muhtemelen de zaten oraya gönderme yapılmış. Muazzam son detayı sizlere göstermek istiyorum. Çok belli olmuyor ama olsun. Eşini öldüren adamın ellerinin kanlı olduğunu zaten gördünüz. Fakat şurada çok ufak bir detay var. El sıkışma sahnesinde takım elbiseli adamın da elinde kan var. Artık ne anlamak isterseniz. Tekrar söylüyorum, aklına fikrine sağlık bu projede emeği geçen herkesin. Hadi hep birlikte şarkıya gidelim. Ben de oradayım dostlarım. Seni çiçek sananlara gösterdi ki anlardın, yerime koysaydın. Sana son bir soru, dayanabilir miydin? Sadece bir gün kadın olsaydın.